Alerjiler neden arttı? Herkes de bir alerjidir, gidiyor. Buruna kan mı ararsınız, egzama, solan mı kıyamet gibi bir alerji var. Evet, alerjiler arttı çünkü tüm tohumlar değişti. Alerji deyince size sadece polen alerjisi ya da kontak dermeti dediğimiz temasa bağlı alerjiler anlatılıyor. Halbuki öyle değil alerjilere sebep olan ana faktör gıdalardır. Gıdaların siz tohumunu değiştirirseniz insanoğlunun daha önce görmediği sebzeler üretirsiniz. Belki görüntü domatesdir, patlıcandır ama yediğiniz domates ve patlıcan aslında çocukluğunuzda yediğiniz domates ve patlıcan değil. Sadece görüntü benziyor. Laboratuvar tohumu, laboratuvarda üretilmiş bir tohumun ürettiği sebze geleneksel olarak büyümüş, yüzyıllardır benimle birlikte, atalarımla birlikte bu topraklarda yaşamış ata tohumunun ürettiği sebzeyle aynısı olmaz. Belki görüntü benzer ama hiçbir zaman içerik aynı değildir. Üstelik hibrit tohumların ürün verebilmesi için bir de üzerine tarım zehirleri gerekiyor. Hibrit tohumu siz alıyorsunuz tohumcudan. Size bir de yanında tarım ilacı adı altında o zehirleri veriyor. Siz onları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü zehir vermediğiniz tohum ürün vermiyor. Size o zehirleri vermezseniz bitki büyüyor, çiçeğe duruyor ve çürüyüp gidiyor. Ürün vermesi için o zehirleri vermeye mahkumsunuz. E ben de bu sefer o Domatesi, patlıcanı yerken o tarım zehirlerini bünyeme alıyorum. Dolayısıyla benim vücudumda hiç tanımadığı tohumlardan üretilmiş ve zehir dolu sebzeler dolaşmaya başlıyor. Ve benim de tabii ki alerjilerim artıyor. Alerjileri tetikleyen ana faktör glutendir. Dünyada en fazla alerji yapan 5 ana grup gluten, laktoz, işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri, karbonhidratlar ve hazır mayadır. Tekrar sayıyorum dünyadaki gıda alerjilerinin %99'u bir gluten. 2. Laktoz. 3. işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri. 4. Karbonhidratlar. 5. Hazır maya. %99 neden bunlardır. Onun için gıda alerjileriniz varsa bir kere bunları hayatınızdan çıkarın. İkincisi, her insan özeldir. Her insanın parmak izi, göz irisi farklıdır. Her organizma tektir. Dolayısıyla beslenme de kişiye özeldir. Alerjiler de kişiye özeldir. Eğer alerjiniz varsa deneme yanılma yoluyla hangi gıdaya alerjiniz olduğunu bulabilecek tek kişi sizsiniz. Dünya üzerinde %100 güvenilir alerji testi diye bir şey yok. Kendimden örnek vereyim. Ben alerjik bünyeli bir insanım. Otuzundan sonra alerjilerim başladı ve glutene karşı alerjim olduğunu yıllar içinde anladım. Bunun yanında laktozun da beni çok iyi hissettirmediğini biliyorum. Süt içmiyorum, yoğurdu peyniri az tüketmeye gayret ediyorum. Ama bir alerjim var ki çok enteresan, onu kırkımdan sonra anlayabildim. Sürekli sol avuç içinde burada egzama meydana geliyor. Ve bu genellikle tatillerde oluyor. Ben niye olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Acaba direksiyon kullanırken elimle bir, şey, bir yere mi değiyorum, temas mı var nedir çözemedim bir türlü. Kırkımdan sonra şöyle bir bilgi edindim. Aşçılar restoranda yemek yaparken her yemeğin içine, her mezenin içine bir tutam tarçın atarlarmış lezzet versin diye. Bunu öğrenince düşünmeye başladım. Normalde ben haftada 1 iki kez sadece dışarıda yemek yiyorum. Ama tatile gittiğimde 3 öğün dışarıda yemek yiyorum. Acaba bundan olabilir mi dedim. Ve bir, bir gıda alerji testi yaptırdım. Gerçekten tarçına o kadar yüksek alerjim çıktı ki. Almanya'da alerji testini yapan laboratuvar dünyada hiçbir insanda hiçbir maddeye karşı bu kadar yüksek bir değer ölçmemiş. Benim alerjim dünya şampiyonu oldu. Tarçın alerjim var ve ne zaman tarçın yesem sol avuç içimin içinde egzama tam burada çıkıyor. Sağda yok, başka yerde yok. Sadece sol avuç içinde. Yani alerji bunu yapar mı demeyin. Alerji her şeyi yapar. Bir numaralı alerji nedeni gıdalardır. Gıdalarınızı kontrol etmeden alerjiniz olup olmadığını bilemezsiniz. Alerjiden kurtulmak istiyorsanız mutlaka alerjiniz olan gıdadan uzak duracaksınız. Ve alerjinin %99'un nedeni olan gluten, laktoz, işlenmiş gıdalar, karbonhidrat ve hazır mayadan da yine uzak duracaksınız. Alerjiler arttı çünkü tüm gıdamızı değiştirdiler. Artık hibrit tohumlu üretilmiş, tarım zehri dolu, bizim anladığımız manada ata tohumuyla üretilmiş sebzeden, meyveden, tamamen farklı olan gıdalar yiyoruz. Hayvan merada yayılmıyor, GDO'lu yemle besleniyor. Tavuk dışarıda otlamıyor, GDO'lu yemle besleniyor. Maalesef balık bile çiftlikten çıkıyor, çiftlikteki balık GDO'lu yemle besleniyor. Siz insanların gıdasına bu kadar müdahale ederseniz, o insanlarda alerjiler de artar, hastalıklar da artar. Zaten görünen tabloda odur. Türkiye'de 2005 yılında yılda 270 milyon poliklinik başvurusu vardı. 2006 yılına gelindiğinde bu hibrit tohum yasası çıkarıldı. 2019'a gelindiğinde 800 milyon poliklinik başvurusu vardı. 15 sene zarfında Türkiye'deki hasta sayısı tam 3 kat artmış. Üstelik daha da vahim bir rakam veriyorum size. Türkiye'de 2005 yılında 180 bin küsur olan ölüm sayısı, yıllık ölüm sayısı 2019 yılında 460 milyona çıkmış. Dehşet verici bir rakam. Dünyada başka hiçbir memlekette böyle bir artış yok. Gerek hasta sayısında gerek ölüm sayısında bunun bir örneği daha yok tarihte görülmemiş. Buradan sesleniyorum. Hastalanıyoruz, ölüyoruz. Daha ne olmasını bekliyorsunuz tedbir almak için? Her birimiz elimizi vicdanımıza koymalıyız ve her türlü işi gücü bırakıp bu memlekette hastalıklar niye artıyor, ölüm sayısı niye artıyor diye sorgulamalıyız. Olay sadece alerji değil, tüm hastalıklarda, özellikle de kronik dejeneratif hastalıkların tamamında artış var. Hastalıklardan korunmak için Beslenmeyi düzenlemekten başka çaremiz yok. Beslenmenin de temeli tohumdur, tarımdır. Bunu da çok iyi kavramamız gerekiyor. Her birimizin birey olarak bunu kavraması gerek. Şifalar diliyorum efendim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.